bugün. Hak ettiğimiz bir tur oldu bizim için. İyi futbol oynayan bir rakibe karşı oynadık. Ama iç saha avantajını da iyi değerlendirdik. Bu aralar çok fazla oynamayan oyuncularımıza da bu maçta çok fazla oynamayan oyuncularımıza da hocamız şans verdi. Onlar da işin hakkını verdiler. 1-0 da olsa kazanmasını bildik ve tur atladık. Taraftarımız ardına. Kadroda görmediğimiz hocalarla başladı. Evet. O kadro değişikliğine çıkan olmuyor. Son haftalarda maç trafiğinin yoğunluğundan dolayı kupada oynadık biliyorsunuz Bandırma'da. Sakatlıklar, yorgunluklar söz konusuydu. O yüzden daha az forma bulmuş bolcular hocamız şanslandı. Onlar da aratmadılar diğer arkadaşlarını. İyi bir sonuçla da tur atılmasını bize gayet. Kupada Sivasspor'un tam hedefi ne başlıyor? Tabii ki kupayı almak istiyoruz artık. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Diğer arkadaşlarımız da kadroya dahil olduğunda, biliyorsunuz iki tane önemli sakatımız var. Onlar da kadroya dahil olduğunda daha güçlü bir Sivasspor, daha iyi futbol oynayarak inşallah finale çıkacak ve kupayı kaldıracağız bu sene inşallah. Büyük konuşmuş gibi olmayayım. Geçen sene biraz daha iddialıydım. Biraz erken elendik. Şimdi daha iyi gidiyoruz. Yani kupayı almak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğimizi söyleyeyim daha doğrusu. Finalde tahmininiz var mı? Kim oynar? Yok. Şu anda tahmin edemiyorum. Çünkü hakikaten kupa maçları çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşiyor. Dün mesela Antalyaspor gayet iyi oynadı. Trabzonspor zaten ligi force etti. Gidiyor. İyi futbol oynuyor ama dün Trabzon karşısındaki Antalya Spor'u da beğendim. Demek ki kupada biraz daha farklı atmosfer oluyor. Dolayısıyla bir şey öngöremiyorum şimdilik. Ama inşallah finale çıkan taraf biz oluruz. Ve sonunda sona ulaşırız.